Gençler. Merhaba Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün lise sırasının ikinci bölümü. Hoş geldiniz tekrardan. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ecrem Büke. Soyadım Topçu. Rizeliyim. Rize'de doğdum, büyüdüm. Şu anda da Güneş'te yaşıyorum. O kadar. Melek Kalemci. Erdeşen doğumluyum. Peki gençler, sorumuz şu. Neden tekvando ve spor hayatınız nasıl başladı? Şimdi şöyle, benim ilk branşım tekvando değil. İlk önce atletizm yapıyordum. Sonra Kübra Dağlı'yı gördüm. Ona bir özendim böyle. O da tekvando dövüş yapmıyordu. Böyle pumse yapıyordu. Ona özenerek başladım. Şu anda da öyle devam ediyor. Yani seviyerek de devam ediyorum. Pumse nedir ya? Pumse bu tekvandonun dövüş değil de hareketleri olan kısım. Anladım. Melek? Ben babam aracılığıyla başladım aslında. Babam eski karateci. Normalde ben de karateye başlayacaktım da başladım sene de pazarda karate yoktu. O yüzden tekvandoya başladım. Ben tekvando. Peki doğa sporlarının böyle altında genelde bir felsefeleri oluyor. Tekvando'nun böyle bir felsefesi var mı? Varsa bunu açıklayabilir misin bize? Tekvando'nun var aslında. Böyle üçe bölünüyor tekvando kelimesi. Tae, ayak. Kvon, el, yumruk anlamında. Do'da iyiliğe, böyle saygıya saygı. Giden yol demek. Onun nedeni de böyle her şekilde bir saygı var tekvando'nun içi. Mesela salona girdiğin zaman, salonun ismi Dojang bu arada. Salona girdiğin zaman demek? Bayrağı. Bilmiyorum, o Korece olduğu için çok fazla sorgulamıyorum. Salona girdiğin zaman ilk önce Türk bayrağına sağ elini kalbinin üstüne koyarak sonra antrenörüne selam verip giriyorsun, antrenmana başlıyorsun. Onun dışında antrenman sırasında ellik değişirken arkadaşına orada saygı gösterip eğilip selam veriyorsun. Öyle. Maç sırasında da hakemlere evet. Karşı rakibi. Doğu sporlarında var değil mi? Judo var. Var. Yani. Saygı spor. Çünkü biraz önemli. Hepsinde doğu var zaten. Mesela Wushu doğu, karate doğu aslında hepsi. Peki tekvando yaparken en çok neyden zorlandınız? Mesela tekvando esneklik gerektiren bir spor ve kilonuzu korumanız gerekiyor. Bunlar sizi zorladı mı? Yani kilo konusu da çok değil, esnek değil ama şey biraz lazım, kondisyon lazım. Çünkü 3 round boyunca dövüşüyorsun, nefesin asla bitmemesi gerekiyor. O yüzden kondisyon birazcık sıkıntı. Hala da şeyini yaşıyoruz yani. Melek sen? Özellikle kondisyon önemli, esneklikten de. Kondisyon varsa maçta 1-0 öndesin zaten. Kondisyon önemli. Sporun eğitim etkisi var mı gençler? Var. Çok var. Çok var bence. Çünkü geride kalıyoruz. Mesela bir hafta maça gidiyorsun. Okuldan bir hafta geridesin. Sınavlara. Daha çok çalışıyorsunuz o zaman. Evet. Sana olduğu kadar. Sana da antrenmandan önce 1,5 saat ders çalışıyorum. Direkt sana geçiyorum ben. 1,5 saat sadece orada ders çalışıyorum. Onu da yapayım. Ben sadece orada çalışıyorum. Peki yetenek mi yoksa çalışma mı? Çalışma. İkisi de olabilir ya, bilmiyorum. Peki yeteneksiz biri çok çalışmayla mı? Yapabilir bu arada. Ama şöyle bir şey var. Bazen mesela tekvandoya gelen biri oluyor. Böyle yeteneği tam tekvandoya geri değil. Mesela boksa göre mesela vücudu. O zaman onu boksa yönlendiriyor. O yüzden ikisi de önemli. Benden olur mu? Olabilir. Spordan önceki senle spordan sonraki sen arasında bir fark var mı? Yani bunları bize anlatabilir misiniz? Hayatınızda ne gibi şeyler değişti? Zaten erken yaşta başladığınız için yani çok da bir fark yok ya. Öncesiyle sonrası aynı oluyor. Öncesini yani. Hatırlamıyorsun. Yani. Evet. Öncede ne var? Ben 7'de mi ne başladım zaten. Bu evlilikte de öyle oluyor. Haberin değil. Evlendikten sonra bizim ne var yok yani. Peki uzun zamandır o zaman tekvando yapıyorsunuz. Ama bu sürede yani motivasyonunuzu nasıl koydunuz her seferinde? Maçlarda illaki yenilmişsinizdir ama yani. Pes etmemenizin nedeni neydi? Bilmiyorum. Antrenör desteği çok önemli bu durumda. Aile de çok önemli. Çünkü aile olumsuz etkilediği zaman çoğu sporcu tekvandoyu bırakıyor. Ya da daha diğer sporları daha doğrusu. Ama o yönden bir sıkıntım yok. Yani aileme destek veriyor. Antrenörümüze yenildiğimiz zaman diyor ki acıyı ruhunda hisset ve devam et diyor. O yüzden devam ediyoruz. Ve devam ettiğimiz zaman benim zaten... hayallerini gerçekleştirme arzusu oluyor. O kürseye çıkmak ve altın madalyayı takmak ayrı bir duygu oluyor orada. Peki bize son olarak müsabakadaki bir anınızı anlatabilir misiniz? Müsabakada en son maçtakini anlatabilirim. Evet. Son müsabakada. Final maçında ilk turda ayağımı sakatlamıştım ben. İlk roundda. Final maçından çıkarken karşı
takımın antrenörünü selamlaman gerekiyor saygı anlamında. Selamlamaya giderken top alarak kocamana aferin iyi maç yaptın dedi. Sakat ayağına rağmen iyi de maçın falan demişti. Orada sevinmiştim. Bravo. Ben normal Ece? Maç yaptım. Yani maçlar zaten benim o kadar zor değildi. İçine kaldım. Çok mütevazıyız. Çok güzel. Sadece son rakibim bir tık uzundu benden. Onun dışında sorun yok yani. Bu kadar. Peki tekvandoda ülkemizde çok fazla yapılan bir spor ve çok başarılı sporcularımız var. İrem Yaman, Nur Tatar, Kübra Dağlı, Hakan Reçber, Hatice Kübra gibi. Bunlardan birini rol model olarak aldınız mı veya sizin aldığınız rol model kim? Ben Hakan Reçber'in azmini alıyorum. Çünkü Hakan Reçber'in çok uzun bir hikayesi var. Önceden felçliydi belden altı. Felçten kurtulup dünya şampiyonu oluyor. Yani hastalığın hemen sonrasında. O yüzden onun azmi beni çok etkiliyor yani ve ona örnek alıyorum. Şeyi falan da çok iyi. Tekvando teknikleri falan da çok iyi. Çok iyi. Evet. Benim de örmeden aldığım evet. kişilerden biri. Peki tekvando hayatınızın neresinde kalacak? İleride bir meslek sahibi olduğunuzda bununla mı alakalı yoksa bir şey yapıp mı yanına koyacaksınız? Ben büyük ihtimalle tekvando ilerleyeceğim. Zaten ben şu an besliyor. Hakem, tekvando hakemliği istiyorum. Öyle gider büyük ihtimalle ama niye sosyal bilimlerdeyim sorma. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlık oldu. Evet, kaydım buraya doğru. Güzel bir yanlışlık. Sen de Fendi Ses isteyenler tayfasında mı? Evet. Ben niye peki şey? Sen de gitmedim. Fan metroda da gitmedim. Ha, sen direkt sosyal bilimler. Bravo. Ben direkt ses sesime geldim. Örnek hayat. Benim gibi pazara gittim. O yüzden bilmiyorum ya buraya geldim. Aslında ben tercümanlıkla geldim. Tamam. Sonra oradan bir döndüm böyle. Yani. Sonra şu an spor yapmak istiyorum. Yani sadece sporla ilgilenmek istiyorum. Bir de kolay yazdım. Gelmeden önce tekvandoyla uğraşmıyor muydun? Niye sporla değil? Hazırlıkta başladım ben tek. 2018 Temmuz'da başladım. Ben 4. sınıfta önce başladım. Peki ya öncelikle bölge şampiyonu oldunuz. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim. Bir anlatsana hangi bölge? Şimdi şey ülkeyi 4'e bölüyorlar. 4 ayrı evet. ile. Biz Batman'daydık ya Doğu grubu vardı orada 20-21 il falan vardı. 20 vardı. 20 mi? 20 tane vardı. Yani on, işte o iller arasında birinci olduk. Süpersiniz. Evet. Peki bu sporda gelmek istediğiniz en yüksek nokta nedir? Hayal nedir? Olimpiyat tabii ki hocam. Evet. İnşallah olursunuz. İnşallah hocam. Olimpiyatlardaki altın madalyayla görürüz. Görürüz inşallah. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Rica ederim. Sırasında devam edecek.